Merhaba gençler, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş. Nasılsınız? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim Ata, hoş geldin tekrardan. Demir de gelmiş ama Demir şu anda 5. sınıflarla değil, 8. sınıflarla dersim var. En azından hatırlatmış olayım. Biz şimdilik dersimizi anlatmış olalım. Bugün gençler 8. sınıflarda 8. ünite olan chores adlı yani ev işlerinden bahsetmiş olacağız. Bazı sınıflarda da yüz yüze olanlarda şu anda 8. üniteye geçtik. Online olan sınıflarla da 8. üniteye şimdilik geçmiş olacağız. Öncelikle yine kelimelerle başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra da etkinlikleri görmüş olacağız. Evet, birinci kelimemiz effect yani etkilemek demek gençler. Bu responsible line aslında yani bir in charge of bir şeylerden sorumlu olmak. Responsible for bu da aynı şekilde gençler bir şeylerden sorumlu olmak anlamına geliyor. Chore günlük ev işleri yaptığımız rutin işler. Clean up ya da clean temizlemek anlamına gelir gençler. Cooperate işbirliği yapmak. Dishes bulaşık, hatta bulaşıklar da diyebiliriz. Dishwasher arkadaşlar, bulaşık makinesi. Do the laundry, bu da çamaşırları yıkamak anlamına geliyor. Do the washing up, bu da bulaşıkları yıkamak. Dust gençler, toz almak. Tek başına anlamı toz aslında. Furniture var, mobilya veya ev eşyası da diyebilirsiniz. Garbage, hatta trash, yani bunlar çoğaltılabilir, çöp olarak karşımıza çıkıyor. Grass gençler, otlak veya çimen, ikisi olur. Iron var, ütü arkadaşlar. Ironing olunca da ütüleme olayı olmuş olacak. Evet, janitor, temizlik görevlisi. Lawn arkadaşlar, çayır veya çimen de diyebilirsiniz, grass gibi. Load, yüklemek. Make the bed, yatağı toplamak veya yatağı yapmak da diyebiliriz. Mes gençler, dağınıklık. Mop ise paspas yapmak, temizlemek anlamında yine. Mop the floor, evet yerleri burada paspaslamak olarak karşımıza çıkacak. Ribbon arkadaşlar kurdele anlamı verir. Set the table masayı kurmak anlamında. Hatta masayı ayarlamak da diyebilirsiniz. Slipper terlik anlamı veriyor. Sweep süpürmek. Sweep the leaves ise yaprakları süpürmek. Take out the garbage veya trash, orası yine dediğim gibi çoğaltılabilir. Çöpü dışarı atmak anlamında. Tidy up, etrafı toparlamak, düzenlemek de diyebilirsiniz. Vacuum ise gençler, elektrik süpürgesiyle süpürmek. Yani yine süpürme işlemi yapıyoruz ama elektrikli süpürgeyle. Water the plants, bitkileri sulamak. Şimdi ise gençler bu ünitede karşılaşacağımız bazı obligation dediğimiz zorunluluklar var. Yani zorunluluk bildiren fiillerimiz var. Bunlardan bir tanesi must gençler. Şimdi must'ın kullandığımız cümlelerde vereceği anlam meli ve malı şeklinde çekimleyeceğiz. Mesela şimdiki örneklere de geçmeden önce burada olumsuz da görmüşken onu da anlatalım. Olumsuz yaparken gençler must'tan sonra not şeklinde veya mustn't şeklinde yazabilirsiniz. Yani bu yazım tercihi sizlere kalmış olacak. Şimdi olumlu cümle yaparken must'ta gençler öznelerin hepsinde de olduğu gibi gelecek. Dolayısıyla ilk örnekte ise I must speak diyor. Yani ben konuşmalıyım şeklinde bir kendisine bir zorunluluk bildirdiğini söylemiş. İkide ise you must learn yani sen öğrenmelisin şeklinde yine karşı tarafa bir zorunluluktan bahsediyor. Şimdi olumsuzlara da geçmiş olalım. Olumsuzlarda da gençler yine tüm öznelerde
kullanacağınız yapı must not şeklinde de yazabilirsiniz veya mustn't şeklinde de yazılabilir. Mesela burada da en alttaki örnekten başlayalım. Yukarıdakileri az önce olumlu da yaptık çünkü. En altta mesela they mustn't wake up, yani onlar uyanmamalı şeklinde bir zorunluluk gösteriyor. Veya you mustn't dance, yani dans etmemeliyiz şeklinde, hatta etmemelisiniz şeklinde, orasını düzeltmiş olayım, etmemelisiniz şeklinde bir zorunluluk karşıya bildirilmiş. Peki soru cümlelerinde nasıl yapacağız? Hemen onu da bahsedelim. Burada ise gençler yardımcı fiilimiz yani must sadece öznelerin başına gelecek ama 5N1K soruları varsa işte kim, nerede, ne zaman vesaire, onlar da must'ın önüne gelmiş olacak. Mesela burada hangi örneği yapalım? Hemen şu üçüncü örneği yapalım. Yapmadığımız bir örnek olsun. Mesela must he help, yani o yardım etmeli mi şeklinde bir soru tarzına da dönüştürmüş olduk must kalıbında. Yani burada da yine zorunluluklarla ilgili soru yapısını bu şekilde kurmamız gerekiyor. Bir diğeri have to arkadaşlar. Have to ile must'ı karşılaştırdığımız zaman have to biraz daha güçlü gençler. Yani zorunlulukta atıyorum işte must'a %70 yapmanız zorunluysa have to'da bu biraz daha yukarılara çıkıyor. Dolayısıyla burada da şundan bahsedeceğiz. Olumlu tekil özneli cümlelerde have to yerine de has kullanacağız. Burası önemli bir aslında not. Orayı kırmızıyla belirtmemişiz ama burada işte he, she, it de mesela have to değil de has to yazmamız gerekecek. Yine örneklerde zaten anlatacağım gençler. Şimdi burada olumlu cümleyi nasıl yapacağız have to'da? Yine zorunluluk bildirecek. Baktığımız zaman birinci örnekte I have to remember, yani ben hatırlamak zorundayım. Öznelerin hepsinde have to olarak gelemeyecek burada baktığınız zaman. Yani has to sadece he, she, it'te gelecek. Ondan sonrakilerin hepsinde have to'yu kullanabilirsiniz ama öyle söyleyelim. Şimdi ikinci örnekte ise you have to speak, yani konuşmak zorundasın diyor. Burada baktığımız zaman must'ı da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama have to kadar bir zorunluluk bildirmiyor. Veya üçüncü örnekte he has to write, yani o yazmak zorunda, yani yazmasının mecburi olduğunu bildirmiş oluyor. Buradaki fark arkadaşlar bu şekilde karşılaşacağız must'a göre. Olumsuzlarda da anlatalım. Olumsuzlarda ise yine sadece he, she, it'te don't have to diyemeyeceğiz. Sadece orada doesn't have to olarak değiştirmiş olacağız. Şimdi örneklerden anlatalım birkaç tane. Burada bu sefer en alttaki örnekten başlayayım yine. Demiş ki they don't have to work, yani onlar çalışmak zorunda değil. Peki bir tane de he, she, it'ten yapalım. Hatta she ile olsun bu sefer. She doesn't have to sleep, yani o uyumak zorunda değil şeklinde. Sadece öznelerde dikkat edin arkadaşlar. He, she, it'in haricindekilerde hep have to kalıbını olumsuz yapacaksak don't have to şeklinde kullanacağız. Ama diğerlerinde ise olumluysa has to, olumsuz yapacaksınız eğer ki he, she, it'i, bu sefer de doesn't have to olarak karşımıza çıkıyor. Peki soru yapmak istiyorsak nasıl yapacağız? Bu sefer de arkadaşlar burada do veya does'lar en başa gelecek. Daha sonra bir özne seçeceksiniz hangi kişiyi kullanacaksak. Daha sonra have to'yu, daha sonra fiil seçmeniz lazım. Zaten de bu şekilde de cümlemizi, yani soru cümlemizi tamamlamış olacağız. Tabii 5N1K varsa yine en başa gelecek. Onları tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi burada da önce does'lardan bir örnek yapalım. Yani şuradan does it have to eat? Diyor ki o yemek zorunda mı şeklinde bir soru sormuşuz. Eğer ki işte nerede, kim falan demek istersek bu sefer does veya do'nun önüne eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da belirtelim. Bir tane de diğerlerinden yapalım. Şu we'yi hiç kullanmadık, onu da söyleyelim. Demiş ki do we have to go, yani gitmek zorunda mıyız şeklinde yine have to'da soru cümlesi yapılabilir gençler. Şimdi biraz da alıştırma yapmış olalım. Yine takıldıklarınız olursa bana sorun gençler burada. Şimdi mom ve Ayşe, yani annesi ve
kızı konuşuyor gibi duruyor şu anda. Baktığınız zaman annesinden şöyle bir istek gelmiş gibi. Ayşe, you are responsible for tidying your room. Yani demiş ki Ayşe diyor, sen odanı toplamakla, düzenlemekle sorumlusun demiş. Daha sonra Ayşe de tamam anne demiş ve annesi bir şey daha ekliyor burada. At the same time, yani aynı zamanda diyor, bir boşluk. Daha sonra da it is an easy duty. Duty görev arkadaşlar, easy de kolay demek. Dolayısıyla yani bunun kolay bir görev olduğunu söylemiş. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkına diyor ki you can do the outdoor chores. Yani ev işlerini yapabileceğinden bahsetmiş ama dışarıdaki işte getir götür işleri gibi. Mesela işte çöpü dışarıya atmak vesaire. Şimdi burada odasını toplamaktan sorumlu olduğunu söylediği için bence A şıkkını gönderdik gençler şu anda. B'ye bakalım. You can dust the furniture. Burada da furniture ev eşyası veya mobilya, ikisi de olur gençler. Dust da toz almak. Yani mobilyaların, ev eşyalarının tozunu alabilirsin diyor. Bu bence olabilir gibi çünkü odasını toparlamaktan sorumluydu. Onu söylemiş. C'ye de bir bakalım. You should help your friends. Arkadaşlarına yardımcı olmalısın demiş. Buradaki şu tavsiye tarzında olmuş. Burada bununla da alakası yok. C'ye bakalım. You should be kind to elderly people. Yani yaşlı insanlara, birazcık yaşı geçmiş insanlara diyelim, gençlere nazaran. Yaşlılara yardımcı olacağız. Burada kibar olmalıyız şeklinde, olmalısın şeklinde daha doğrusu bir yine tavsiyede bulunmuş. Baktığımız zaman da gençler, o zaman cevabı bursa olarak çıkacak. Şuradan kalem de seçmiş olalım işaretlemek için. Evet, cevabımız bursa oldu gençler. Bir diğer soru. Burada da why do you ask your students to clean the classroom? Yani demiş ki neden öğrencilerine sınıfını arkadaşlar temizlemesini soruyorsun demiş. Daha sonra da it helps them learn, yani bir şeyi öğrenmelerine yardımcı olacak gibi duruyor. Boşluk bırakmış sonra. A şıkkında to feed their dogs, yani köpeklerini beslemek için demiş ama bence A şıkkı olmadı gibi. B'de ise to finish their homework, ödevlerini bitirmek için diyor. Bence bu da pek uygun değil. C'de ise to set the table easily, yani masayı kolayca ayarlayabilmeleri için öğrenmelerine yardımcı olur demiş ama C de bence olmadı. D'de ise to take responsibilities, evet sorumlulukları almak için, bence bunun için öğrencilere evet sınıfını temizlemesi öğretilebilir arkadaşlar. Sorumluluk verilmek isteniliyorsa. Bir diğerinde ise burada Neil şöyle bir cümleyle başlamış. My kids leave their room untidy. Yani diyor ki benim çocuklarım odayı, hatta odalarını demiş, düzensiz bırakıyorlar ve ayrılıyorlar. Bu şekilde bir cümle kullanmış. Sam ise bir boşluk var. Neil ise evetle başlamış ve we should talk to them about it olacak orası. Ya da about this olacak. Orası birazcık kötü çıkmış. About this as soon as possible diyelim. Yani bu konuda en kısa sürede onlarla konuşmalıyız diyor gençler. Bu şekilde bir tavsiyede bulunmuş. Hemen o zaman şıklara bakalım. Düzensiz bırakıyorlarmış odalarını. A seçeneğinde they are very responsible. Çok sorumlu olduklarını söylüyor ama bence A şıkkı pek uygun değil gibi. B'de ise gençler this is not a good habit. Yani bu iyi bir davranış değildir demiş. Baktığımız zaman uygun gibi gözüküyor şu an için. Bu bir kalsın. C'ye bakalım. They are very polite. Çok kibarlar, nazikler demiş. Bununla da alakası yok arkadaşlar. D'de ise they respect each other. Yani birbirlerine saygı duyarlar demiş. Saygı gösterirler. Bununla da alakası yok. O zaman odalarını düzensiz bırakmaları kötü bir alışkanlık olarak karşımıza çıkmış. Burada da Yusuf'tan şöyle bir soru gelmiş. What are your responsibilities at home? Yani evde senin sorumlulukların neler diye sormuş. Olga ise I am in charge of cooking and mopping. Yani hem arkadaşlar paspaslamaktan, yine işte zemini falan temizlemekten sorumlu. Cooking de yemek pişirmekten, ayrıca ikinci bir görevi yemek pişirmekten de sorumluymuş. Sonra bir boşluk ve Olga'nın cevabı it falls to my husband. Yani bu ise eşime düşüyor diyor. Yani bu da eşinin görevi olduğunu söylemiş. Peki.
O zaman hangisini soracağız? Hemen şıklara yönelelim. A seçeneğinde who does the shopping? Yani alışverişi kim yapar diyor. Cevapta ise it falls to my husband. Yani bu eşime düşer diyor. Olabilir. Bu kalsın. B'de ise where do you go for shopping? Alışveriş için nereye gidersin demiş. Bunu gönderdik. Çünkü nereye gittiğini söylemiyor cevapta. C'de ise when do you do the ironing? Yani ütüleme işlemini arkadaşlar ne zaman yaparsın demiş. Bununla ilgili de bir cevap olmadığı için C'yi de gönderdik. D şıkkında ise what do you do in your free time? Yani burada da gençler boş vaktinizde ne yaparsınız diyor. Bu da uygun değil gibi. O zaman cevabımız direkt A seçeneği olacaktı. Bir diğer soru. Burada da Sam şöyle başlamış. I am responsible for cooking. Yani yemek pişirmeden görevliyim diyor. Sorumlu olduğunu söylemiş. Chris ise really gerçekten mi? Bir boşluk daha. Sam ise bu sefer bir şeyler daha söylüyor. I am good at cooking mantı. Yani mantıyı pişirmekte iyiyimdir demiş. O da that's great. Yani harika şeklinde bir cevapla kapatmış. O zaman hemen şıklara bakalım. A seçeneğinde what are you bad at doing? Burada şunu sormuş bize. Yani neyi yapmakta kötüsündür diyor. Ama burada mantı pişirmekte iyi olduğundan bahsettiğine göre daha doğrusu A seçeneğini gönderebiliriz. B'ye bakalım. B'de ise when do you usually have dinner? Yani akşam yemeğini genellikle ne zaman yersin diyor. Bu da saat falan bildirmediği için bunu da gönderdim gençler. Ya da bir zaman dilimi diyelim. C'de ise what chores do you do at home? Evet, evde ne iş yaparsın demiş. O da baktığımız zaman I am good at cooking mantı. Yani burada da şundan bahsetmiş. Mantı pişirmekte iyiyimdir diyor. Bu bir dursun. D şıkkı biraz daha iyi gibi gözüküyor şu an için. Denizli'de which meal do you cook the best? Yani hangi yemeği en iyi pişiriyorsun demiş. O da direkt bakın burada yemeğin adını da vermiş. Yani mantıyı pişirmekte iyiyimdir diyor. Dolayısıyla burada aradığımız cevap direkt Denizli olarak çıktı gençler. Bir diğer soru. Burada da which picture shows how Rebecca feels? Yani Rebecca'nın nasıl hissettiğini gösteren bir resim bulacağız. Yukarıdaki ifade de şu. Rebecca has some obligations, so she is sad. Yani bazı sorumlulukları varmış Rebecca'nın ve bu nedenle de arkadaşlar üzgünmüş. Hemen şıklara bakıyoruz. Üzgün olduğu arkadaşlar direkt A seçeneğinde var. Burada üzgün olduğu gözüküyor. Çünkü diğer şıklarda üzgün olduğu verilmemiş. Burada da yine which picture shows his duty, yani onun görevini hangi resim gösterir diyor. Hemen bakalım. My dad washes the car every Saturday demiş. Sunday diyecektim. Yani her cumartesi arkadaşlar babası arabayı yıkıyormuş. O zaman arabayı yıkamadan sorumlu olduğu ortaya çıkıyor görevi. O zaman da B seçeneği olacak gençler. Evet, bir diğer soru. Burada da yine onun görevini ya da sorumluluğunu diyelim daha doğrusu hangi resim gösteriyor? My brother is responsible for the garden. Evet. Erkek kardeşinin bahçeden sorumlu olduğunu söylemiş. O zaman arkadaşlar direkt şıklara baktığımız zaman da D seçeneğinde bir bahçede çocuk orada sulama işlemi yapıyor. Burada da Yunus'un bazı görevleri paylaşılmış ve bizden de şu isteniliyor. Where does Yunus do these chores? Yani bu işleri nerede yapıyor diyor. Hemen bakalım. Şimdi load the dishwasher, bulaşık makinesini yüklemek arkadaşlar. Yani bulaşıkları makinenin içine atıyor. Empty the dishwasher, bu sefer de temiz olanları da artık yıkandıktan sonra çıkartıyor. Yani bulaşıkları boşaltıyor. Makineyi boşaltmış oluyor. En sonunda da set the table, masayı ayarlıyor arkadaşlar. O zaman bunların hepsi baktığımız zaman mutfakta gerçekleşiyor durumu var. Hemen şıklara baktığımız zaman ise şurada C seçeneği arkadaşlar mutfak olduğu için cevabımız C olacaktı. Evet, burada da which picture shows what he does. Yani hangi resim onun ne yaptığını gösterir diyor. Baktığımız zaman Brad dusts the furniture. Yani mobilyaların tozunu alır demiş. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar şurada en üste bakın silme işlemi yapıyor. Cevabımız A seçeneği olacaktı. Burada da yine arkadaşımızın sorumluluğunu bulacağız. Çağla cleans her bedroom instead of her mother. Yani Çağla
annesinin yerine yatak odasını temizler demiş. Hemen bakalım arkadaşlar nerede temizleme işlemini üstlenmiş. Baktığımız zaman direkt şurada Denizli şıkkında karşımıza çıkıyor. Hatta burada ütü var galiba. Evet şu ütü arkadaşlar, o zaman bu gitti. Şurada o zaman evet Bursa'yı işaretlemiş olacağız. Yani odasını temizliyor, toparlıyor, düzenliyor diyelim o zaman. Bir diğerinde ise bu sefer Maria'nın sorumluluğunu bulacağız. Hangi resim gösteriyor demiş. Hemen bakalım yukarıdaki ifadeye. Maria must help her mom. Yani annesine yardımcı olmalı diyor arkadaşlar. Burada yine bir must olduğu için zorunluluktan bahsedilmiş. Daha sonra da görevini söylüyor. To take care of her brother because she needs help. Yani erkek kardeşiyle ilgilenmek için annesine yardımcı olmak zorunda. Çünkü onun yardıma ihtiyacı varmış gençler. O zaman burada erkek kardeşiyle ilgilendiği resimde direkt A seçeneğinde verilmiş gençler. Hemen geldik diğer soruya. Burada da şöyle hızlıca çevireyim ben burayı. Şimdi Kezban has 6 people in her family. Yani Kezban'ın ailesinde 6 kişi var gençler. Daha sonra so diyor, bu sebeple it is easy to do chores because they share them. Yani ev işlerini yapmak kolay çünkü onlar paylaşıyorlar diyor bu görevleri. Kezban is responsible for feeding the animals at home. Evet burada Kezban'ın baktığımız zaman feeding beslemek. Animals da zaten hayvanlar, yani evdeki evcil hayvanları beslemekten sorumlu görevli. Devamında da they have a cat and a dog. Yani bir kedileri bir de köpekleri varmış. Kezban's mother Fahriye is responsible for cooking and mopping the floor. Annesi Fahriye Hanım ise baktığımız zaman yemek pişirmekten ve zemini paspaslamaktan görevli. Devamında her husband is in charge of vacuuming the floor. Eşi ise gençler, yani Kezban'ın da babasıysa diyelim, öyle diyelim. Baktığımız zaman burada da vacuuming, elektrikli süpürge ile zemini süpürmekten görevliymiş. Devamında ise burada da one of olacak orası gençler. One of her sisters is too young, so she doesn't do any chores. Yani bir tane kız kardeşi ise çok genç olduğunu bildirilmiş. Bu sebeple de hiç arkadaşlar ev işi yapmıyormuş. The other sister, diğer kız kardeşi ise, ismi ise Leyla'ymış, is responsible for setting the table and dusting the furniture. Yani tozları almaktan, masayı ayarlamaktan ya da kurmaktan diyelim. Ve en sonunda da arkadaşlar mobilyaların tozlarını almaktan bahsediyor. Şimdi hemen bakalım soruya. Kezban demiş bir boşluk. Aşkında is good at cleaning. Temizlemekte iyidir diyor. Kezban'ın görevi arkadaşlar. Şurada da çizeyim isterseniz. Baktığımız zaman feeding the animals at home. Yani evde hayvanları beslemekten görevli gençler. Dolayısıyla A'yı gönderdim şu anda. B'ye bakıyorum. Demiş ki Kezban is in charge of the animals. Evet burada hayvanlardan sorumlu diyor. Doğru, çünkü onları besliyor arkadaşlar. O zaman şurada B'yi işaretleyebiliriz. C'de ise vacuums the floor. Bu babasının göreviydi gençler. Yani şurada söylemiş hatta. Çünkü babası elektrikli süpürgeyle zemini paspaslıyor diyoruz. Çekiyor arkadaşlar, süpürüyor yani. D'de ise Kezban shares chores with all her sisters. Tüm kız kardeşleriyle ev işlerini paylaşır diyor ama bir tane kız kardeşi çok genç ve bu nedenle de herhangi bir ev işi sorumluluğu yok gençler. O yüzden de Bursa cevap olarak çıkacaktı. Hemen bunu da anlatalım. Burada ise Ashley bakalım neler yapacak gibi duruyor. Ashley likes reading books and watching movies in her free time. Yani boş vaktinde kitap okumayı ve film izlemeyi seviyormuş gençler. Daha sonra ise her mother is a dietitian and works hard. Annesi bir diyetisyenciymiş arkadaşlar. Yani diyetisyen doktoru diyelim biz. Ve works hard, çok sıkı çalışıyor diyor. Ashley helps her mom with some household chores. Yani bazı ev işleriyle annesine yardımcı olduğunu söylemiş. She sometimes cleans her bedroom and mops the floor. Diyor ki o bazen yatak odasını temizler ve mops the floor da arkadaşlar zemini paspaslıyor, temizliyor. Devamında she never takes out the garbage because she hates it. Yani asla arkadaşlar baktığımız zaman
çöpleri dışarıya atmıyor. Çünkü bundan, yani bu görevden nefret ediyor. She is also responsible for feeding the dog. Yani köpeği beslemekle, yemeğini vermekle arkadaşlar sorumlu. Bundan da söylemiş burada. En sonunda ise her mom is very happy because she gets help from Ashley. Yani annesi çok mutluymuş çünkü Ashley'den yardım aldığı için. Şimdi hemen bakalım. A şıkkında Ashley diyor, dislikes all the chores. Tüm ev işlerinden nefret eder demiş. Bence hepsinden etmiyor çünkü annesi mutlu, yardımcı olduğu için. O zaman A bir kere yanlış duruyor. B'de ise enjoys reading books. Burada da kitap okumayı sever demiş, zevk alır diyor. Evet, bu doğru arkadaşlar. İlk cümlede belirtmiş ve ardından film izlemeyi de söylüyor. C'ye bakalım. Ashley helps her mom with everything. Her şeyle yardımcı olduğunu söylemiş ama çöpleri dışarıya atmaktan nefret ettiğini söylemişti. O zaman bu da yanlış bir ifade. D'de ise Ashley doesn't have any responsibilities. Yani herhangi bir görevinin olmadığı söylenmiş. Bu ise yine hatalı bir şık arkadaşlar. Görevi var çünkü. Burada tek doğru olan kitap okumaktan zevk aldığı gençler. Peki hemen bir diğer soru yine metinle ilgili. Ashley demiş, A şıkkında takes the dog for a walk. Köpeği dışarıda yürüyüşe almakla görevlidir diyor. Buradan baktığımız zaman ondan hiç bahsetmemiş. Sadece arkadaşlar nerede hemen çizelim. Bakın şurada bazı ev işlerinde yardımcı olduğu söyleniyor. Daha sonra ise yatak odasını temizlemekten ve yerleri moplamaktan, burada paspaslamaktan diyelim, görevli. She never takes out the garbage. Çöpten asla sorumlu değil çünkü bundan nefret ediyor. Ve baktığımız zaman she is also responsible for feeding the dog. Evet, köpeği beslemekten sorumlu ama dışarıya çıkarıp yürütmekten değil. O zaman bunu gönderdik. Eksi atalım. Yanlış yani. B'ye bakalım. Ashley feeds the cat at home. Sizce kediyi mi evde besliyordu? Hayır, köpeği arkadaşlar. C'ye bakalım. Ashley has a responsible character. Baktığımız zaman sorumlu bir karakteri var mı? Evet, var arkadaşlar. Yani çöp haricinde her işi yapıyor şu ana kadar. D'de ise Ashley argues with her mom. Annesiyle tartışır diyor. Tartıştığını söylememiş gençler. O yüzden de cevabımız burada C seçeneği olacak. Evet, bugünkü ders bu kadardı gençler. Burada bir yoklama alayım hızlıca. Yine takıldıklarınız olursa bana da sorabilirsiniz. Gerek WhatsApp gruplarından da olabilir. Şu anda seninle dersimizi yaptık. Ata diğer arkadaşların şu anda gelmediler ders sonuna kadar ama daha sonra izleme şansına sahip olacaklar. Çünkü dersi gün içinde paylaşırım. Evet, bir sonraki derse görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz hocam.